her gün yeniden doğup zorlukların üstesinden gelmeyi simgeleyen çiçek. Nilüfer. Sucul bitkiler sucul ortamlarda ekosistemin dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Birçok canlının yuva yapmasına, barınak oluşturmasına olanak sağlarlar. Yapılarında klorofil olduğu için fotosentez yaparak hem sudaki canlıların kullanabileceği oksijeni hem de organik besin maddesini üretirler. Ortamdaki hastalık yapan bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlarlar. Ayrıca su kirliliğinin biyolojik olarak belirlenmesinde de kullanılırlar. Örneğin oksijenin tamamen bittiği bir ortamda alglerin yerini mantarlar ve bakteriler alır. Nilüfer tohumu şaşırtıcı derecede uzun bir ömre ve dirence sahiptir. Açtıktan sonra çoğalma yetisini kaybetmeden 300 yıla kadar yaşayabilir. Nilüfer çiçeği aynı zamanda bir meyve olma özelliği de taşıyan tek çiçektir. Nilüfer meyvesi ters bir koni şeklindedir ve bu koninin içinde bulunur. Çiçek yaprakları kapandığı zaman bir koku vermez ama açıldığında aroması sümbülü anımsatır. Birçok insan nilüferin kokusunun hipnoz etkisine sahip olduğunu ve ruhsal durumunuzu değiştirebileceğini düşünür. Hidrofit olarak gruplandırılan sucul bitkilerin kök, gövde ve yapraklarının bir kısmı suyun içinde, çiçekleri suyun üstünde gelişir. Bazı türlerde, örneğin nilüferde yapraklar da suyun üstündedir. Hidrofitler hem akıntılı hem de durgun sularda gelişebilir. Durgun sularda yaşayan türlerin en bilineni nilüferlerdir. Nilüferler çok yıllık otsu bitkiler olup sürünücüdür ve rizomları toprak altı gövdesi bulunur. Yaprakları su üzerinde yüzer ve akıntısı olmayan sularda yaşarlar. Tozlaşmaları böcekler aracılığıyla gerçekleşir. Ülkemizde sarı nilüfer ve beyaz nilüfer olarak iki ayrı türü vardır. Sarı nilüferlerin taç yaprakları sarı renklidir. Beyaz nilüferlerin taç yaprakları ise beyaz, mavi ve soluk renkli olabilir. Ayrıca çiçekleri rozet biçiminde olur.